Ben bilmiyorum diyebilmek için ilim lazım. Cahilliğini anlamak için ilim lazım. İlimsiz bilimle bilimsiz ilimi anlatıyorum. Bilimi var, ilmi yok. Kalbi çalışmıyorsa bu adam görüyor ama sağır. Aklımla aklımın daha yaratılmamış halini nasıl bileceğim? Birisi demedikçe bana. Akıl ustası derse bilirim. Süreçten sonuç, sonuçtan süreci ikisini bir görebiliyor. Bilim insanları süreçten sonuca gider. İlim insanları sonuçtan süreci bilir, muhakkik ve mudakik ilişkisini cem eder. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi <laughs> Allah Ala Resulina Muhammedin salavat. Modern bilim olguların sebepleri değil, olgular arasındaki değişmez kanuni ilişkileri bulma ve açıklama yolunu takip ediyorlar. Sebepleri değil daha çok az böyle özel düşünenler, özel insanlar yapar bunu. Olgular yani varlıklar arasındaki değişmez kanuni ilişkileri bulma ve açıklama yolunu takip ediyorlar. Yani olgular metafizik aleminin zorunlu dışa vuruşları olduklarını yani mesela şu kalem olgudur, kabak elma o olgudur. Olgular metafizik aleminin yani ötelerin zorunlu dışa vuruşları olduklarını, dış esbabın da e, metafizikten dışa vuruşları olduklarını, olguların fizik aleminde birbirleriyle ilişki ve çelişkilerini öğrenip eşyaya tasarruf etme yolunu gittikleri. Yani burada ne işimize yarayacak? Eşya arasındaki ilişki bizim mesleğimiz yani Risale'nin. ilişki ve çelişkilerini tanımlayıp, anlamlandırıp, bir sistem kaydeye getirip insana taşırma yoluna bilim deniliyor. Yani olguların, varlıkların, nesnelerin, nefsül emirlerin ilişki ve çelişkilerini birbirleriyle ve bizimle birbirleriyle ve bizimle ilişkili ve çelişkilerini kanun ve kurallarını çözüp anlamlandırarak anlamlandırarak kalıplar usuller ve kaydeler şeklini dönüştürüp insana taşıma metoduna yöntemine bilim denilir. yani bilimin konusu hariç yani nesnelerdir, olgulardır ki doğrusu da budur zaten. Yani neyin üzerine konuşacaksın? Olgular yoksa yani. Nefsül emir olması lazım. Metafizik bile konuşurken konuşmaya bile nefsül emirden konuşacaksın. Yani olguların, varlıkların üzerinden e, geçeceksin yani. Enfusi insanı ortadan çıkarıp enfus olur mu? İnsan en kesiftir, varlığın en kesifidir, en camisidir. İnsan böyledir yani. O kadar, ben önemsiyorum ki şu sebep alemi ama gördüğümüz gibi değil diye bağırıp duruyorum işte kendi kendime. Yani bu, bu lazım, o kadar mühim ama e, böyle değil burası. Böyle gördüğümüz gibi değil yani. Hiç değil ya. Mesela nereden şahit ve tanık oluruz? Ben benim bildiğim gibi değilim Allahça nasıl biliniyorum. Ya yani mesela başka bir yöntem. Şimdi beni dışarıdan nasıl gözüküyorum? Resim işte boyu şudur, şudur, şöyledir böyle adam. Ama iç halimi. Şahitim sizin mesela bana bakışınız veya kendim konuştuklarımla içim yüzde doksan farklı. Bu gösteriyor ki olgularla, olgularla gidiliyor bu işlere böyle. Ama bu ne işine yarıyor? Yani analitik düşünmek, tasnif etme. Mesela bu bunlardan dolayı bilim ile ilim farklı. Bilim insanı, ilim insanı mesela. E, fen ve felsefeyi bilene bilim insanı, bilim insanları deniliyor. Bunu bilip, bunu bitirip enfüse geçene de ilim adamı derler. İlim ehli. Bilim ehli, ilim ehli. İlim, bilimi de cem etmiştir sahası kadar. Cem etmemişse, mesela diyelim ki doğuda bir medrese okumuş, bilimde haberi yok, ustad buna çok feveran ediyor. Üniversite Van'da açılmasını bunun için istiyor barıştırmaya bilimi bilmiyor. İlime nasıl olmuşsa tepeden o medrese eğitimini almış böyle. İlim sahibi bilimi bilmediği için bu adam taassuplu olur. Bedensiz ruh, ruhsuz beden olmayınca Allah böyle yapmamış seni. Bedensiz ruhu ruhsuz beden yapmadığına göre tedavi ederken, meşgul olurken, anlam yüklerken ikisini nazara alacaksın. Hep böyle derin ve diyeceğim de. Garip garip insanların kucağına düşüyorlar bu sefer üfürükçüdür, bir enerjicidir, bilmem nedir. Ondan sonra duman olup gidiyor. Ne gerek var yani? Laf dinle de biraz. Niye kafana göre gidiyorsun ya? Biraz laf dinle. Laf dinlemiyoruz. Hepinize söylüyorum. Hepime hep söylüyorum. Laf dinle biraz. Eline kulak ver ya. Sağın değilse sağına teslim ol ya. bu doktor burada. Bir şey olunca bu maddede Tamam dedim bitti ya. O dedi bitti. Bir de sorgulamam ben. Yani niye? Sağsa da. Yani bilim. E, şey demek istiyorum. İlim bir şekilde tepeden bilim, ilim sahibi oldu. Bilimi bilimi bilmediği için taasup. Tam tersi var. Hekime azık değil. Ateist. Yani esbabı putlaştırmış. Ruhu hiç kale almıyor. Hiç böyle bu şeyi de görmüyor. Bu adam da inkarcıdır diyor. Bedeni esas almış. Ruhu inkar ediyor. Ya ruh da var ya. Dünya olduğu gibi ahiret de var ya. Analitik düşünme. İdealitik düşünme. Ee, yani insan böyle olmaz. Yani peki bilim ilim nedir? Bilim. İşte biraz önce anlattım. Mevcudatın, olguların, e, ilişkileri ve çilişkilerini insana tanımlayarak, insandaki ilişkiler ve çilişkileri bir kalıp, bir sistem, bir yönteme bağlı olarak, ereğe bağlı olarak, ereğe, harice bağlı olarak, insana taşıma ve taşınma yöntemi, sistemi, usul, kurallarına bilim deniliyor. Bilim. Bu bilimi... İnsan, a, i̇nsan anlamlandırdıkça, hazmettikçe imbiklerinden geçirdiyse ilim insanı oluyor. İlimle bilimin en bariz önleri nedir? E, canlıdır ilim. İlim canlıdır. Allah'ın subutu sıfatına mazar olduğu için ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur, eylemseldir. Onun için e, vesvese ilim onu tard eder, ceylonu davet eder. E ben ezberledim vesvese e, Niçin tard etmiyor? Çünkü bilgidir sen ezberledin. İlim değil yani. Hazme olunmamış. Sana dönüşmemiş. Kütüphanedeki kitaba Kur'an diyorsun. Tabii öyle diyeceğiz. Ne yapalım? Ama, ama Musaftır. Biz bilelim ki Kur'an değil o. Kur'an nedir? O Musaf'ı okuyanda uyanandır. Musaf'la bak bak şimdi. Kur'an o ise mahluk mudur yani? Musaf mahluktur. Sayfadır, mürekkeptir. Ama Kur'an o değil, musaftır. Kur'an nedir? İnsanda olandır. Doğru düşünce malzemeleri bunlar, zeminleri yani. Kulak direkt kalbe bakıyor diyor ustad. Çok acayip. Kalbe. Çünkü ka e kulak altı yönden duyar. Altı yönü duymasını görür der. E i̇şiterek görür. Altı yönü vardır. Gözün tek yönü vardır. Dolayısıyla altı yönlü kalptır. E i̇ki yönlü mazi ve müstakbel yönlü akıldır. Kafa Dolayısıyla göz direkt malzemeyi kafaya taşır, kulak direkt kalbe taşır. Bunu anlamak, bunu kabul etmek zordur. Dolayısıyla şimdi bir insan, ilimsiz bilimle bilimsiz ilimi anlatıyorum. Bilimi var, ilmi yok. Kalbi çalışmıyorsa bu adam görüyor ama sağır. Kulağa çalışmadığı için, kalbi çalışmıyor yani. Şöyle aklı çalışan görüyor, kalbi çalışmadığı için sağır. Tersini söylüyorum tepeden bir şekilde almış Tillo'da o dersi. ilim o manevi ilimleri de ilimleri almış. Bu adam kalbi çalışıyor. Ee, ne yapıyor? İşitiyor. Ama bilimden kör olduğu için kördür. Ben ifademle kalp kabak gibi, kafa fındık gibi ikisi de dengesiz olmaması lazım. Diyaletik böyle düşünmek. Birbirini geçişli, rahat yapabilmektir ya. Diyaletik düşünmek. Külli bakabilmek. cüz nazarını külli yapmak. Parça parçaları bütünsel göreceksin. Görünce hepsinin anlamı vardır. Ama tek bakarsan ya Allah Allah bu niye siyah? Bu niye hasta ya? Niye bunun canı sıkılıyor ya? Niye canım sıkılıyor? De. Bütünsel bakmayınca oluyor işte bunlar. Mesela bunların sonucudur. illa etiketi bakıyor. Nere mezunusun diyor. Çok ilginçtir. Felsefe felsefe okulunu kuran Aristoteles, Sokrates felsefeden mezun değildir felsefi Kur'an'dır. Felsefi Kur'an'a, felse hangi felsefe sun Denilmediği gibi dini Kur'an, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilahiyat mezunu değildir. Şimdi hangi ilahiyatta mezun diye sorulur mu? İlkokul dahi okumamış ustad, asın imamı, Allah seçtiğine de mektep sebep aranmaz. E şimdi ben üniversiteyi bitirdim. Ustad ilkokulu okumamış. E nasıl kabul, Gel de kabul etti? Gel kabul et. okul okumamış bir insan üniversite profesördür, dekandır, ne bileyim tez yapıyor. Risale-i anlayamıyorum diyor. Bazı sebeplerin olduğu halde sonuçların olmaması. Ha, buna da bazı sebeplerin olduğu halde sebep var. Sonuçların olmaması öyle yani. Sebep sonuç putlaştırınca sebep var, sonuç yok. Bazen de şey sonuç var, sebebi yok. Bizde tabii hakikatte var da bilinecek. Burada bazı sebeplerin olduğu halde sonuçların olmaması ve olgularla sebeplerin aynı zamanda ve mekanda ortaya çıktıkları yani sebep ile sonucun aynı anda metafizik aleminden ortaya çıktıklarını yani bu kendime göre kulasa yaptım. Mesela suyun kaldırma kanunu. Sudan önce yoktur ki suyu o yaptı denilsin. Su, sudan önce suyun kaldırma kanununu sudan önce nereye koyacaksın? Ağaca koyamazsın. Toprağa koyamazsın. Havaya koyamazsın suyun kaldırma kanununu nerede arayacaksın? Suda. E, su yok. O zaman suyun kaldırma kanunu su yoksa yoktur. Nerededir o zaman? Suyun kaldırma kanunu olgunun içindedir. Nedir o? Sudadır. O sudan önce olmadığına göre suyun kaldırma yani kanun suyu yapmamıştır. Su da kanunu yapmamıştır. Kanun nedir? Suyun özgül ağırlığı yani olgunun içeriklerindeki sıfatların dışsal eşyalar arasındaki sıfatlarla ilişki ve çelişkilerine verilen addır. Mesela uygulayayım. Suyun sıfatları var. Özgül ağırlığı mesela birdir diyoruz. Bunu Osman Şimdi e, kanun yani. Kanunu tarif ettim yani. Bir daha, e, bir daha, diyemem bilmem. Vallahi öyle gidelim. evet. Şimdi mesela suyun e, sıfatları var. Suyun sıfatları var. Bu sıfatlarıyla odunun sıfatları arasındaki taş, odun, kağıt arasındaki bunun sıfatlarıyla, suyun sıfatlarıyla odunun sıfatları arasındaki ilişki ve çelişkileri anlamlandıran, bize kalıp haline getiren, verilen isim kanun. Yani suyun sıfatıyla odunun sıfatını bir araya koyduk, yüzüyor. Ona bir isim koyduk. Yani ilişkisi var, çelişkisi var. Islattı, ilişki, çelişki kaldırdı. Batması lazım, batmadı. Niye batmasının? Allah işte. suyun kaldırma kanunu diyoruz. Peki suyun kaldırma kanunuyla ile yüzüyor bu gemi, bu odun gemi. Ne koca demir batması lazım. Gemi niye batmıyor? Çünkü kütle ile hacim arasındaki ters orantıdan. Çünkü geminin böyle bir hacmi var. Hacmi kütlesinden çok büyük. Onun için yüzüyor. Ama tek başına saçı yaparsan batar. Hacim büyük. Boş yani içi. Hacim var gibi kabul ederse onu. E suyun sıfatları ile diğer eşyanın dışsalları ile yani suyun dışındakilerle ilişki ve çelişkilerini e, sıfatlarının bize anlamlandırılmasına verdiğimiz isim işte kanun. Suyun kaldırma kanunu dedik. Peki e, kanunu sudan önce aramadığımız gibi sudan sonra da aranmaz. Başka yerde de aramaz. Suyun sıfatları işte. Peki bize ne getiriyor bu? Kanun maddeyi yapmamıştır. Kanunlar fail değildir itibari ve vehmidirler diyor. Suya baktığın zaman itibari ve vehmidir. Niye? O ortaya çıktıkları zaman biliniyor. A atıyorum a yüzüyormuş. Ne oldu yani? Şimdi kaldırma kanunu değil yani bu. Kaldırma kanunu isimdir. Verdiğimiz tanımlamadır. Aristo felsefesini söylüyorum. Yani koca bir kitap okursan ancak bu cümle alırsın. Aristo felsefesinin ana teması nedir? Sebeplerin mutlak tesirlerin her daim görünmez. Ama her daim sen göremezsin. Ama mutlaka var diyor. Sebeplerin her daim olgulardan önce olmadığını, her daim olmadığını, olsa bile sonucu bilmeyen esbabını da bilemez. Olsa bile sonucu bilmeyen esbabını da bilemez. Şimdi bunları ne demek istedi diye şimdi altı çizilmiş şey cümle okuyorum. Esbab sonucu bilenin esbab yani sebep nedir? Yani sebebi tanınıyor. Sonucu bilenin önceden bilmesinin gayesinin kanıtıdır der. Esbab neymiş? Sebepler mesela yaptım. Ben şimdi odun suda yüzsün. İnsan oğlu gemi suda yüzsün de taşımacılık olsun. Bu sonucu biliyor. Daha su yok. Yani insanlar taşımacılık yapacak. Ben suda bir şey yapayım. Allah diyor. Ben ne yapayım? Sonucu biliyor sonucu bilenin süreci sürmesidir. Sonuçtan süreci yönetiyor. En harika çözüm budur yani. Süreç seni çeşitli yollara ayırır. B bilinmez sokaklara da çıkarır süreç yani. Mesela evde kullanıyorum ya. Sonuç kardeşim ben boşanmayacağım. Koy sonucu. Sonuç bu. Tamam? Mı? Gel bu tarafa. Ama yaşarken ben bir sürü kendi kendime Kendim kendime sorunluyum. Eşimin kendi kendine sorunluyum. İki sorunlu insanların sorunsuz bir hayat sürmesi mümkündür veya değildir. A şıkkı, B Mümkündür. Kendimi kavgadan sonra affettiğim gibi eşimi de affedeceğim, aşıkkı, affetmeyeceğim, şıkkı. A Affetmeyeceğim, B şıkkı. Bak bu sonuca göre bunu şıklandırıyorum. Mükemmel bir çözümdür bu. Mesela vakıflık yapacağım. Sonuç bu mu? Evet, sonuç. Vakıflık yapacağım. Vakıflık yaparken biyolojik ve ruhsal sıkıntı yaşayacağım. 5 şıkkı yaşamayacağım. Yaşayacağım olacak. Yaşarken sabredeceğim. 5 şıkkı sabretmeyeceğim. İşaretle böyle. Bu maddeleri çoğalt. Sonra sıkıntı olduğu zaman ikide bir mahkeme kurma. Kağıdı al otur böyle. Ya yapmam gereken A şıkkılar. Be, bu A şıkı. Tamam. Daha yeni de mahkeme kurup yorulma. Kafan yorulmasın. Mesela birisine bunu söyledim. Lazım olur diye söylüyorum. Ben dedi karar verdim. Boşanacağım demişti. Değil mi kadın? Ne diyorsun dedi. Bunlar kültürlü, ikisi eğitme, eğitici. İkisi de para getiriyor eve. Dedim ki tabii boşarsın. A4'ü al. ikiye böl. Boşanmam lazım. Hemen çabuk çabuk. Boşa, boşanmam lazım. Niçin? Gerekçelerini yaz. Ee, boşanmasam, boşanmamam gerekiyor. Gerekçelerini yaz. Şimdi niçin boşanacağını? Boşanınca muhtemel sıkıntılarını yazar mısın? Aklına hemen geleni. Boşanınca muhtemel sıkıntılarını yaz. Bu sıkıntılara boşanınca bunlar ortaya çıkacak. Bunlar bunlar çıkacak. Bir de boşanmadan devam edersem sıkıntıları da yaz. Hangisi %50 60 galipse ona uy artık. Çünkü %100 bir dünya yoktur. Boşanmadaki sıkıntı, boşanmadan yaşarken sıkıntılarına şunlar şunlar. Ama boşandıktan sonra muhtemel ortaya çıkacak sıkıntılar. Bu konuyla ne alakası var diyeceksiniz hayatta uygulama misalini veriyorum. Boşanmada muhtemel çıkan sıkıntılarla mukayese et. Bu sıkıntı mı bu sıkıntı mı? İkisi de sıkıntı var ama rahatlığı da var. Bir dok. Ok sonuçtan, sonuçtan süreci takip edeceksin. Esbab sonucu bilenin. yani gemi. Gemi yüzecek. Yani gemi yapacağım. Bu sefer bu taşımacılığı yapacağım. Suya ne yapayım? Sonucu bilenin yani taşımacılığı bilenin bilmesinin gayesinin kanıtıdır gemiyi ihsan etmek, ilham etmek. Yani tesadüfen etmemiştir Allah gemi yapma ilhamını. Ey Nuh şöyle bir şey yap. Sonucu bildiği için. Allah süreçten sonucu değil, sonuçtan da süreci de değil. İkisini beraber biliyor. Bilim insanları süreçten sonuca gider. İlim insanları sonuçtan süreci bilir. Muhakkik ve mudakik ikisini cem eder. Sonuçsuz sebepleri yapmak, sonuçsuz sebepleri. Bir şey yapıyorum. Mesela ilaç, bir şey yaptım, ilaç yaptım. Dediler ki eczacıya bu ne ilacı? Vallahi belli değil daha. Ben bir şey yaptım bir ilaç ama hani hangi hastalık? ileride çıkabilir bir hastalık ve ona denk gelebilir diye yapıyorum. Sonu süretsiz, esbapsız, sonuç. Ne kadar mantıksız. Sonuçsuz sebepleri yapmak, sonra Hadi sen kafana göre takıl denir mi? Anladın mı? Sonuç. Sonuçsuz sebepleri. Sebepleri yaptı Allah. Tabiat kanunları yaptı. Hadi bakalım kafanıza göre takılın. Bir şeyler yapın işte ya. Sonra o biz ben yer çekimi kanunu, tabiat doğa kanunları, tabiat kanunu. Elma yaptık diye seviniyorlar şimdi. Böyle mi yani? Sonuçsuz, sonuç yok. Sebepleri yaptı, meydana çıkarttı. Hadi in bakalım tabiat kanunları. Sizi yaptım, kafanıza göre takılın. Böyle değil ya. Yani. Böyle dini bir de okuyorum. Sonuçsuz sebepleri yapmak sonra hadi sen kafana göre takılır takıl denilir mi? Madem sebep sonuç içindir, sebep sonuç içindir, o zaman sebep de sonuca bağlı soyut kavramdır. O zaman sebep sebep de sebep nedir? Sonuca bağlı soyut kavramdır. Somut değil. Bu somuttur. Ama bunun sebebi soyuttur. Düşünseldir. Düşüneyim, kalıp yapayım falan. Tamam. Sebebi soyuttur. Sonuç somuttur. Nefs-i lemirdir yani. O zaman sebep de sonuca bağlı soyut kavramdır. Ve sonuca bağlı sonuçtan kopuk düşünülemez. Yani eylemsel söylüyorum. Suyun kaldırma kanunu susuz düşünemezsin. Suyun kaldırma karnını toprakta düşünemezsin zaten. Düşündürmez zaten toprak sana. Sebep de sonuçtur. Bak bu noktadan sonuçsuz sebep yoktur. Sonuca göre sebep olduğu için o zaman daha sonuç yokken sebep var. O zaman bunu sebebi kim yaptı? Sonuca göre yaptığına göre aynı zamanda sebep sonuçtur. Sonucu Allah yaparken elma yapacağım. Elma halk edeceğim. Sonuçtur. Ama bunu yaparken dünyanın dönüşü var. 23 derece 27 dakika eğik olacak. Şu kadar izli gidecek. Toprak tabakası şöyle eğik olacak vesaire. Ama sonuç neydi? Elma yapacağım. Ona sebep olacak kanunlar süreçtir. Sonucu bildik, bildiği için bu süreci yapmış Allah. O zaman sonuca göre süreci yaptığına göre külli bakış nazarı sahip olanlar sonuçsuz sebep de sonuç gibidir. Külli bakıyor. Zaten evdeki veya psikoloji sıkıntıların sebebi resme külli bakamıyor. Bir parça olarak bakıyor. Koca bir resmin bir kenarına orada bir siyahlık var. Niye siyah diyor mesela. Mesela diyelim ki insan zıtların cemi olduğunu bilmeyen kardeşim bende bu sıkıntılar neye var? Niye demesin ya? Kurtulamaz ki. Zıtların cemidir insan. Cemil Cem'dir. Sana sormazlar mı? Bende niye sıkıntı var? El cevap. Niye sıkıntı olmayacaktı? Hep söyle bakalım. Niçin? Sen bana bir gerekçe söyle. Bende sıkıntı olmaması lazım. Ölümden korkuyorum. El cevap. Ölüm olmayacak mıydı? Sence niçin olmasın? Mesela Allah var mı? Yok mu? Sen cevap ver. Niye yok? Allah ihtiyaç mı? Değil mi? Denilir. Sebep de sonuçtur. Bildiği için. Sonuç da sebeptir. Külli bakan ama. Sonuca göre sebep halk için sebebi bilen şey sonucu bilen sebebi de biliyor. O zaman sonucu bilen sebebi halk ettiğine göre sebep de son, sonuçtur onun için. Mesela hastalar misalesi o 25 rica bu külliyetle yazılmıştır. Aynen öyle. Sonuca göre yazılmış. Böyle olamaz başka. Sonuçtan sürece göre yönetmiş. Gençlik belası diyor. Gençlik bela olur mu ya? Şey, e, sihat belası diyor. Gençlik bela diyor. Gençliğe de bela diyor. Sihat belası olur mu? Bela olur. Sonuca göre. Sonuçta cehenneme götürüyor. E o zaman cehenneme götüren sebep, süreç bela değil mi? Ondan daha büyük bela olur mu ya? Sonsuz ezeli ve ebedi hayatın gitti ya. Allah'ı ortadan kaldıran sihat, cehennemi netice veren bir sihat bela değil midir? İkisini asla birbirinden kopuk düşünülemez bizim için. Sonuçsuz sebep, sebepsiz sonuç düşünmeyeceksin. Ya tasıp ehli olursun ya inkarcı olursun. İkisi beraber. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın esmasına tabiiz. Allah'ın esmaları iktiza ediyor. Allah'ın bir kısım esma, esması esbapsızlığı iktiza ediyor. Ona da ben diyor. Allah'ın bir kısım ekseli esması esbabı iktiza ettiği için biz diyor. Biz diyor. Yani nur talebeleri kadar sebebine riayet edecek olmaması lazım. Çünkü sebeplerine riayet etmek esmaya mazariyet demektir. Bu da istiyorsan ekeceksin. Bedenin zafı varsa doktora gideceksin. Ruhsal sıkıntı varsa okuyacaksın, yapacaksın. Esbabına riayet etmek bizim ibadetullah ibadetimizdir. Adetullah kanunudur. Yani bedensiz ruh, ruhsuz beden yoktur. Sonucun kanunu demek metafizikte onun yazılımı demektir yani. Mesela bu kalemin sonuçtur kalem. Ama süreci nedir? Bu metafizikteki aleme göre kanunudur. Bu kalem vücuda gelmesi için kanun yani bilimsel olarak bunu meydana getirecek esbabında yaratılması için kullandığı Allah esma. Esma hani sebep de esmadır. Yani suyu bir yerden bırakırsan böyle dağılır. Dağılmasını bildiği bu şekilde bildiği için bu şekilde yaptı ama sonuca da esma lazım, süreci de esma lazım. Ee, kanunlar ve namuslar da vehmi itibarı olduklarından esmaların ta'yunu evveli deniliyormuş bunlara. Tayyunu ahir değil yani. Onlar da esmalara dayanıyor kanunlar. Ama vücudu sabit değil, kuvvetli değil. O da esma. Mesela şöyle diyeyim. Kainatta Allah'ın şirki yoktur. Ama kafasızın kafasına var. Nasıl olmuştur? Allah direkt yapmıştır. Sonuç olan olgular ve bizler, sonuç olan elma armut kalem ben bizler yokluk ne demektir bilemeyiz. Yokluğu bilmiyoruz. Çünkü niye? Ee, olguların ilişki ve çelişkilerine sahip olan bir akıl aleti var. İlişki ve çelişkileri varlığın ilişki ve çelişkilerini çözecek Aleti varlığın arkasına dönüp de yokluktan süreci bilemez. Neye benzer? Benzemez ama termometre ile e, kaç metre bu kumaş? Veya termometre ile basınç ölçemezsiniz. Ba, basıncı barometre ile ölçeceksin. Bu süt kaç metre Metre kumaş için denilir. Süt için litre denir, değil mi? E, Bu akıl aleti de e, kullanılması gerektiği yerde kullanılırsa kullanılmış olur. Akıl... Varlığın içerisindeki içeriklerinin, ilişki ve çelişkilerinin bize tanımlanmasıyla bizde uyanan farkındalığımızın şeyidir, yegane maharik sebebidir akıl. Şimdi kalkıyorsun akıl yok iken kurulan şu kainatı, kurulduktan sonra yaratılan akılla kurulmayan şu kainatı anlamaya çalışıyorsun. Yani Ustad Mesleği de diyor ki, ahırda ne bekliyordun? Andelib'in yani mabet kuşunun ötmesini mi bekliyordun? Akırda ah atın kişilemesini bekleyeceksin ya. Oradan o çıkar, oradan o çıkar. Aklımla, aklımın daha yaratılmamış halini nasıl bileceğim? Birisi demedikçe bana. Akıl ustası derse bilirim. Akıl ustası, aklın tamircisi, aklın halk edeni bana aklı nasıl yarattığını demese, aklımla akılsızlık halimi nasıl bileceğim? Çünkü akıldan istifa edeceğim, akılsızlık olacağım, aklı ortadan kaldıracağım, hangi akılla yapacağım? Bu O süreci bileceğim. Sonuç olan olgular veya bizler yokluk ne demektir bilemeyiz. Çünkü oluş oluş yokun oluşu değil. Biz yoktuk, var olduk derken o yokluk değil. Biz varın oluşuyuz. Vardık ama bu varlık düzeyinde değildik. Allah'ın esmasında vardık. Ademin mutlak değildik yani. Bir şey aynı anda hem oluş hem de olmamış olsun bu dünyada. Olmuş, olmamış olsun. Olmuşa, olmamış olsa. Bunun üzerine düşünmeyeceksin kardeş. Yanlış bir sonuca gideceksin. Var, varı, var iken, vara bakarak yokmuş gibi düşünmek. Niye bunu? Ne ihtiyacın var ki buna? Böyle bir ihtiyaç. Niye ters gidiyorsun bu? Varın varı olur. Bir şey aynı anda hem oluş hem de olmamış olsun. Bilgi maddeyi madde ile kıyasla ilişki ve çelişkilerinden çıkar, çıkarken ilim ise olmadan önce olmuş halindeyken ve olmuş ortadan kaldırılmış hallerinin bütünselliğinden ilim olur. Çok acayip. Bir daha bilim yani doğa Allah'ın esması. Şu mevcudat Allah'ın esması. İlim ise şey Allah'ın sıfatıdır. Bir ilim, ilim bilgiden niçin üstündür? Bilgi varlıktan varlığın ilişki ve çelişkileridir ki esma ilahiye dayanır. Bu mevcudat esmaların cil ve cemal sanatlarıdır. Ama ilim ise Allah'ın subutu sıfatıdır. İlim daha camidir. Varlığa daha aşkındır. İlimi yapmak için bilim lüzumludur abi. Kesinlikle. Bu göz bilimle yapılmamış. İlimle yapılmış. Yapılmış. Buna ulaşmak için bilim... Kesinlikle. Allah o yolu koymuş. Bilimsiz İlim yapamazsın kardeş. Paldır küldür yapamazsın. Esması sıfata geçemezsin. Atlayamazsın. Bilim kesinlikle şart. Bilim ki ke, bilim kesinlikle şart ilik yapmak istiyorsan. Ben bunları yazabilmem için biraz mektup okumam lazım. Bilmem lazım. Bir de okuyorum. Bu çok çok hoş ve bitiyor. Bitti yani. Bilgi noktalı virgül maddeyi madde ile kıyasla. Maddeyi elmayı işte yağmurla, bulutla. Maddeyi Madde ile kıyasla ilişki ve çelişkilerinden çıkarken mevcudatı arasındaki ilişki ve çelişkilerini kıyasla çıkarken biz yapıyoruz bunu. Bilim şey yapıyoruz. Gözü alıyoruz. Çıkartıyoruz dışarıya. Deniyoruz. Onunla kıyas ediyoruz. Oraya koyuyoruz. Buraya çıkartıyoruz. İlişki ve çeli ilişki ve çelişkilerinden Allah'ın bu esmasına mazar oluyoruz. Bir döküman çıkıyor. Allah hangi yolu takip etti diye. Bilim bu yoldur yani. Yani Allah bu gözü yaparken nasıl yaptı? Ne kadar muvaffak olursak onun tersine geriye gidersek oradaki arzayı buluruz. Geri gidersek. Çünkü bir yere gidebiliyorsan gittiğine göre bir yol açıldı. Aynı yolla geri dönersin. dönersin. Bilim sonuçtan yani yaratılış sonucundan sürece geri dönme faaliyetidir. Ki mükemmel bir Allah'ın esmasına mazardır. Ondandır ki ateist dahi olsa, dinsiz dahi olsa bilim insanları okuyan gavur, ateist dahi olsa suratları beyazdır. Mesela Darwin. Bakın surat. Niye? Allah ihmal etmiyor. İlimle meşgul olduğu için bilimle. o ilmi mazariyeti e, parlaklıktır. Nurani değildir, beyazdır. İhmal etmiyor Cenab-ı Hak. Veriyor. Mazar oluyor o İsmail'e. Ateist de olsa Bil, e, ilmin ortaya çıkması için bilimle meşgul oluyor. Deniyor adam. Yapıyor. Ne yaptığını bilmiyor diyor. Saat gibi diyor usta. İlmin, e, o da bir seviyesi yani. Tabii. Hani, o, o da bir mazariyet canlı yani. Canlı ve ruhlu olan ilim orada da adetullah olarak bir kanun gösteriyor. Niye nuraniler, şey nuran diyorum beyazlar yani ilimle meşgul oluyor. Ben senelerce meşgul etmiştim bu beni. Pat diye söylüyorum ama senelerce meşgul. Nasıl olur lan bu ateist bu ilimle ama Hakikaten ben beyazlarla. Ama bir bakıyorsun böyle piyasada böyle böyle namazsız, niyazsız, ilim yok, bilim yok. Sipsiyah, çöküntü suratlar ya. Suratlar görmüyor musun ya? Bir daha okuyorum. Maddeyi, madde ile kıyas, kıyasla ilişki ve çelişkilerinden çıkarken ilim ise, ilim nedir? Yani bilimin konusu mevcudattır. Tamam. İlim ise olmadan önce, yani bilimde farz mal yoktur nefs olacak. Doğru. Sahası bu çünkü. De de demir kaynak atölyesi değil ki göz doktoru. Kaynak atölyesindeki malzemeleri arayacaksın. Orada onu arayacaksın. İlim ise olmadan önce olmuş halindeyken. ilim ise olmadan önce daha göz yokken. Olmuş halindeyken. Olmuş ortana yani daha olmamışken olmuş gibi. Olmuş ama olmamış gibi. Olmamış olmuş gibi. Olmuş olmamış gibi. Olmuş, olmamış gibi. Hallerinin, bütünselliğinin çalışmasıdır ilim. Süreçten sonuç, sonuçtan süreci ikisini bir görebiliyor. İnsanda farkındalık olur, hikmet. Evet. Mesela diyor ki, ee, İmam Gazan'ın eserinde var. At arabası için söylüyor, at arabasını. Bu marifettir diyor. Tıpkı diyor, insanı tamir etmek gibi diyor. Doktorlara da, doktorun tamirciliğine marifettir diyor. Eğer diyor bu manay ismiyle değil, manay harfiyle Allah adına olsa, Besme, yani Allah Allah şu sanata bak ciğeri böbreğe dikerken, bu insan marifet değil, marifetullah sahibi olur. Öyle diyor Gazali. Yani araba tamiriyle insan tamirini, buna zanattır diyor, z. Ama Allah ile nispet edersen s, sanattır der. Zanat, sanat zanat somuta söyleniliyor. Sanat ise Osman soyuta söyleniliyor. İnsan tam tamir ediyor. At arabasını tamir ediyor. At arabası tamir ediyor. Atı da tamir ediyor. Atın hastalığı mı? Bu marifet ehlidir. <laughs> Allah ile ilişkilendirirse bu marifetullah ehlidir. <laughs> ya Yani ikisi de yani. Hepsi. Yani Allah mane harfi yani. Fenlerinizi biraz basamak yapın diyor. Evet. Fenleri... fenleri basamak yapın diyor. Evet. Aynı öyle. Fenlerinizi basamak yapın. Ustad fenlere basamak diyor. Sonuç değildir fenler. Basamaktır diyor. Ama ne kadar lazım. Evet. Esma yoluyla mu Esma değil. Esmaların basamaklardır. Es bilimdir. Evet, fenlerin evet. Devam edeyim. İlim üç zamanı e, kapsarken bilim anda olmuş olacakları kapsar. Yani e, üç zamanı ilim, mazi, mustakbel hali e, imam mubin ya. Bilim ise mesela diyelim ki ben bugün doktora gitsem şöyle şöyleyim var de talil ister benden. Doktora desem ki doktor burada. Ya doktorum bir hafta önce ben tahlil vermiştim ya. Kan olmaz. Ya bir hafta önce. Şimdi olacak. Öyle değil mi? Tahlili. Ya ben kendimi kötü hissediyorum. Ee, bir an önce tahlilim vardı. O noktaya nazar olur. Anlayışıma malzeme olur. Bugün bir çek bakalım. Öyle değil mi? Anda. Ki esmalar öyledir. An, an tecelli ediyor. Allah'ın iki tane Aynası bilim, ilim. Bunu cemeden marifetullahili, hikmet ehlidir. İkisi arkasında olacak. Birisinden taasup birisinden inkar çıkıyor. Hepsi Allah'ın memleketi maalesef işte. E, Risale-i Nur çok şükür ki bunları şey yapmış. İlim üç zamanı kapsarken bilim anda olmuş veya olacakları kapsar. Matematik evrenin evrensel dilidir. Bir daha. Matematik Evrenin evrensel dilidir. Kimya öyle değil, fizik öyle değil. Çünkü kimyanın sahası bellidir, matematiğin sahası bellidir, tıbbın sahası bellidir. Demir doğramasında kullanılmaz. Kaynak atölyesinde kullanılmaz. İnşaatta da kullanılmaz. Ama matematik inşaatta da, gözde de, her yerde evrensel bir dildir. Her şeyin, her şeyi olduğu için matematiğin, matematiğin vücudu yoktur. Matematiğin vücudu yoktur. Fizik ve kimyanın vücudu vardır. Yani her şeyi kapsayan sıfır, kendisi hiçbir şeydir. Her şeyi yutan, kendisi hiç yoktur. Kara delik gibi. Kainatta kara delik neyse. Sıfır da onun gibidir. İnsanda da ena, ene de böyledir. Her şeyi gösterir ama kendisi yok. Her şeyi kapsar, kendisi vücudu yok. Matematik, matematik değilmiş. Evrenin evrensel dilidir. Matematik mi? Adıl galip. Yani o esas. Mesela merak etmiştim böyle. Önüme çıkmıştı. Sadettin Hoca da bize anlatıyordu. Müştehit olabilmesi için kesinlikle matematiği de bilmesi lazım. Müştehit olabilmesi için kadın hastalıklarını çok iyi bilmesi lazım. Müştehit olabilmesi için metafizi, yıldızların hareketini zamanı, zamanı e, namaz vakitlerini tespit etmesi için bilmesi lazım. E, miras hukukunu şey yapabilmesi için müştehit insan fıtratını bilmesi lazım. Ben olsaydım, ben olsaydım zaife 2, kuvvetliye bir verirdim. Matematik onu iktiza ediyor. Erkeğe 1, kadına 2 verirdim. Miras da öyle değil ama. Çok tuhaf. Ve burada e, diyaletik yani sebep sonucun beraber iken e, beraber düşünülmesi lazım olduğunu ama 381'de bir şey var. O atıfı yaptıktan sonra e, konumuza geçmişe bakmamış olmayayım da 381'de ne var? 381'de 357 ne var? İlim alametleri birbirine bağlamak referansını kıblesini oluşturursan artık cehil değildir. Yani bilgilerin amaç ve gayen için birbirine bağlamışsan alimsin. Bak bilimle e, cehil bir okuyayım istersen bu cahil çölde kaybetmiş deveye derlerdi eskiler cahil çok ilginçtir cahil nereden çıkmış tabiri cahil çölde kaybolmuş deve derlerdi bak 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 çok tuhaf cahil neymiş çölde kaybolmuş deve derlerdi cehil yani ne demek biliyor musunuz cehil cahil cehil kökünden Referansı kıblesi olmayan kişi demektir. Çölde ismi almamış ya. Referans mesela diyoruz ki doktor doktorluğun referansı nedir? Çapadan mezunum abi. Şu tarihte, şunda. Yani referans aldım. Mesela şeyde çok önemli. Osmanlı mesleğinde benim çok ilgimi çeken bir şeydir. Kazaz sop meselesi. Çok basit bir meslek, sanat gibi gözükürken çok acayipime gidiyor. Köye kazası gelmişti. Benim merakımdan dolayı o heyette. Ben de şey yaptım. Neyse tanıştık. Bir poligon taşı mı diyorlar. Poligon mu bir şey diyorlar. Ana bir mihengi. Nirengi. Nirengi mi? Nirengi. Ana bir tane taş kazıdılar. Beton attılar. Arabayla çanak anten getirdiler. Ondan sonra e, onların başı Erol şey vardı benim. arkadaşım arkadaşımdı. Mühendis. O böyle hem bana anlatıyor. Uyduyla bir şey tavsif ediyorum yani. Kafanızda kalsın diye uyduyla o taşı tespit ettin. Tamam. Bitti dedi. Bundan sonrası kolay. Nirengi değil mi? Ne? Nirengi mi nokta? Ondan sonra artık ona nispet. Sonra dedim ki Erol gittik gittik aşağıya. Ya dedim şu dedim nirengi şeyi ne olsa ben kaldırsam dozerle buraya getirsem 10 santim aşağı. Dedi ki en son tarla var ya dedi o meylattaki o tarla. Tepeden aldı meylatı da. Denizin dedi bilmem kaç metre ilerisinde olur o tarla dedi. Yani böyle açı. Yani o kadar acayip ki referans. Ya yani ben hastayım bu şey ya. Kimsin kardeşim sen? Bunu referans noktasını bize veren nurculara aidiyet hissini veren layıkalardır. Sözleri oku. Ezberle. Mektubat, şuaları oku. Layık okuma ben nurcuyum diyemezsin. Tanımlayamazsın kendini bir referansla. Referansın olmaz. Layıkalar sana referans veriyor. Ben buraya aitim. Ben buraya aitim. Ben buralıyım. Onunla anlamlandırılıyorsun. Öyle muamele göreceksin ahirette. Bak cehil. Cehil ne demek? CHL kökünden. Kaybolmuş deve. Ne demek yani? Bak şimdi. Yani bilelim yani şeyi. Yani referansı olmayan kişi demektir. Cehil demek bilgisizlik değildir. Mesela senin okuduğun tıptan 10 katı okusa ve bir yerde çalışmış olsa kaçak. Ama referansı yoksa. Şimdi bak doktorum seninle şey yapayım. Senin okuduğun 10 katı okusa. çalıştığını 10 katı bir yerde çalışsa ama referansı diploması yok. Sonra ortaya çıksa kabul ederler mi bunu? Etmezler. Referansı yok. Ve dinde benim sağında söyleyeyim. Allah 5 vakit dedi. Ben namazı daha acayip sporla yapsam daha ağır. 4 değil de 9 rekat kılsam öyleyim farzını. Referansım yok. Ne olur bu? ama daha fazla kıldım. Hiçbir şey yok. Referanssız bu. Ceha cahil demek bilgisiz değil. Referanssızlık demektir. Kaybolmuş deveye cahil derler Araplar. Devenin kendisine cahil. Niye? Nereye gideceği bir yok. Referansı yok. Şimdi ilim ve bilimi, bilime, geçeceğim. Ee, yani referansı, yani kıblesi olmayan, yani nurculukça bir kabilenin bir reisin ismini almamakta çölde dolaşan adam. Referansı yok. Cehil adam. Bilgisiz değil, referanssız demektir cehil. Çünkü e, i̇mam Gazali der ki, cehaletini bilen ilim alim ehlidir diyor, alimdir. Bilmediğini biliyorsa demek ki esas ilmin temelini bildi diyor. Bilmek bundan sonra başlar. Neyle başlar? Bilmiyorum demeyle başlar. Bir tanesi bir yerde demiştim, ilim nedir? Bilmiyorum, cehilliğini bilmektir. O zaman hiç okumaya gerek yok ki bu kadar kitap, ben bilmiyorum desem yetmiyor mu? Diyemezsin işte ben bilmiyorum diyebilmek için ilim lazım. Cahilliğini anlamak için ilim lazım. O neyi bilmediğini bilmiyor. Evet. Bilgisiz değil bu cehalet. Nasıl ki hikmetin babası denilen Ebu Cehil'e... Hikmetin babasıydı ha. Ebu Cehil cahil değil ha. Hikmetin babasıymış adı. Ebu Hakem. Ebu Hakem ne demek? Hikmetin babası ama cahillerin babası oldu. Niçin? Cehil dendiği gibi. Bak cehil, Ebu Cehil, cehil. Çölde kaybolmuş gibi ya. Yani. İlim alametleri bak iyi dinleyin bak. Kendin dedi. Alametleri birbirine bağlamak, referansını, kıblesini oluşturursan artık cehil değilsin. Bak mesela e, gelen bilgiler var ya. Bilgileri birbirine bağlamak, referansını bulmak, kıblesini oluşturmak adına denilir ilim. Yani bilimin objelerindeki sıfatları yani tıpı ki, ve doğayı, esmaları birbirine bağlamak, referanslarını bulmak, kıblesine koymak, e, cehalet yani ilim ehli oluyorsun. Yani bilgilerin amaç ve gayen için birbirine bağlamışsan alimsin. Bilgileri, amaç ve gayelerini birbirlerine bağlamışsan, sebep, sonuç, sonuçlu sebep bağlamışsan alimsin denmiş. Burada bırakıyorum ama cehil, bilgi, ilim çok güzel oldu. Bir de dialetik. Yani sonuçta süreci e, bilmek, yönetmek. E, bilimsiz ilim tasuptur. Yani nedir biliyor musunuz? Kördür, duyuyor. Bilimsiz İlim. Allah razı olsun. Bir sebebi de bu. Nasihlerin nasihatlarını tesir etmemesinin bak alim-i mürşit koyun olmalı. Yani mesela diyelim ki kalkmışsın bir diyelim mesela hep niye şey eylemsiz ben misal vermiyorum ya. Ya bilimden haberin yok. Nefsil emirden şeyin yok. Psikoloji. Gel seni okuyayım. Allah aşkına. Allah'ın adeti ilahisi var. Bak bayram burada. Başım ağrı. Çocuğum. Talil yaptırdın mı dedim. ilk otça. Abi ben küçüklükten beri gitmediğim doktora. O oh, gitti. Ha. Tamam. Yok. Şimdi ot Allah'ın koyduğu şifayı ara. Şimdi ottan güvenilir mi? Nasıl bir adam? Bunun referansı var mı? Nere kimle ne olmuş? Kimle şey yapılmış? Musa'yı bildiğim için ben. Bak o Kuatra, ilaç vermiş. Meğer savunma sistemi temeliymiş. Duman etti gitti. Kayboldu yok oldu. Tecrübem var yani. İtimat et bana. Ben senin kadar zeki değilim ama akıllıyım. Malzemem çok. Geçmişim çok. Bu konuda. Tıp, tıpta bitirdin mi kardeş? Şey yaptın. Peki bir. Bu adam referansı var mı? Şu 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 şu. Kim onlar? Ha. Ara bakayım onları ben de duyayım. Böyle. ha ot. Tamam. Şimdi bakıyorsun. Can'a bak. Ottan. Küçüklükten beri bulamadığı çareyi Allah ihsan etti. Ama herkese mi olur? Herkese olacak diye bir kaydı yok. Allah bu fiili duayı kabul etti mesela. Ama ilk önce esbabını ara. Çünkü sebepler alemindeyiz. Ruhsal tarafını hemen arama. Hangi alemdesin? Mesela denizcisin. Hasta olmuş. Doktor ilk önce sorar. Ne iş yapıyordun? Eğer bu adam denizde, gemide hasta olmuşsa suyla alakalı bir esbabını arar bu doktor. Doktorsa hekimse. Doktorsa küllümen bakar. Hekim ise Ruhla beraber bedene bakar. Ruhla bedene bakana hekim denilir. Bedene beden için bakana doktor denilir. Marifet sahibi tamircidir. Gemicidir bu. Üşüttü bilmem ne oldu ayağı falan şu oluyor bu oluyor. Ayakları çatlıyor koyuyor. Ne iş yapıyorsun der. Ben gemicim. Eli çatlıyor çiftçidir. Onun esbabı farklıdır. Ayrı ilaç verir. Sonuç aynı. Ayağı çatlamış. Ve nefes alamıyor. Ona diyor ki kardeşim deniz havası biraz yoğun geldi. Sen biraz orman veya ova misal. Ovalarda yaşa. Ötekisine de der ki senin biraz nemde sıkıntın var akciğerde, bronşlarda. Sen böyle oksijenin şey olan yere git. Ağaçtan olan yere git. Bak farklı yer. Bir bakın doktorla hekim arasında farka bakın. Ruhu bilip bedene hükmediyorsa hekimdir. Ruhu bilmiyor. Bedene hükmediyorsa bu doktordur. Mektep okumamış ustadan cehaletin tarifini aldı. Tövbe subhanallah. Meğer cahil adam bilgisiz değilmiş yani. Referanssız ve kıblesiz insan demek. Deve yok değil. Deve var ama kaybolmuş çölde. Referansı var mı? Yok. Nereye gideceği belli değil. Tehlikeli bir adam yani. Ha. Şimdi psikoloji hastalarının da referansı da böyle. Eğer bir insana tutunmuşsan psikolojinin hiç korkma. E, birisine tutulmuşsa olsun sıkıntı. Yeter ki o doktora güven. Doktor güvenmesen o doktordan o doktora o doktora geçersen hiç durumun iyi değil. Evde başka eve uygulayayım. Kavga çıkmasından üzülme evde. Ya Allah Resulü'nde de çıkmıştı. Nedir o? Çözümün ikinizin de çözümün ortak olmamasından kork. Yani referanssızsanız o çok kötü.